akşamlar. Hocam buyurun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine cami açısından önemli bir müsabaka oynadık. Her şeye rağmen doğrusuyla yanlışıyla geçirilmiş bir ilk yarı. Belki camia içerisinde birçokları tarafından beğenilmese de, takdir edilmese de bu oyuncu grubunun göstermiş olduğu üstün gayret ve çaba ve camiaya olan aidiyet duygusuyla şükürler olsun birçok sorun yaşadığımız dönemde hala heyecanı canlı olan, hala hedefin içerisinde en güçlü bir şekilde tutunabilen ve her türlü zorluğa karşı hiçbir mazeret üretmeksizin sadece işine odaklanmış çalışan profesyonelleriyle bu noktaya gelmiş bir müsabaka. Dolayısıyla bugün sadece bir maç kazanma değil, maç kazanmanın ötesinde de oyuncuların göstermiş olduğu bir gayret, çaba ve duruş var. Belki birçok basın toplantısında benden duyduğunuz teşekkürü diye. Ama ben onların hocaları olarak onlarla gurur duyuyorum. Evet, zaman zaman antrenmanda, soyunma odasında çok kızdığımız, çok bağırdığımız maçlar oldu, müsabakalar oldu ki kazandığımız maçlar da buna dahil. Her şeye rağmen ben Trabzonsporluyum diyen birçok insandan daha fazla duruş gösterdiler. Bunun içerisinde kontenjan oyuncularım da dahil. Çünkü aidiyet o kadar düşündüğünüz kadar basit olabilecek bir duygu değil. Her şeye rağmen bütün oyuncularımı, rengi, milliyeti, ülkesi ne olursa olsun anılarından öpüyorum, tebrik ediyorum onları ve gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Tabii ki başarı ve başarısızlık çok izafi bir kavram. Bize göre başarı olan size göre başarısız olabilir veyahut da camianın içerisinde bulunmuş önemli pozisyondaki olan insanlar da dahil buna. Onlar da memnun olmayabilir, zaman zaman eleştiri getirebilirler. Ama biz onların içerisindeyiz. Onların ne çektiğini, hangi sıkıntılar içerisinde olduğunu, hangi yorgunluklar içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve ben empati yapabiliyorum, oyuncu grubumla empati yapabiliyorum. En azından bulundukları pozisyonları anlayabiliyorum. Ve onları eleştirirken de bu düşünce içerisinde eleştirmeye gayret gösteriyorum. Ve biliyorum ki sahada hiçbir rakip ayırt etmeyen bir Trabzonspor var. Çünkü her daim kendisini aşmaya çalışan, rakibini kendisi olarak görüp değerlendirip kendi işine saygısından dolayı saha içerisinde mücadele etmeye çalışan bir oyuncu grubu. Hiçbir yorgunluğu bahane etmeyen, fiziksel ve zihinsel yorgunlukları bahane etmeyen ve bugün devre bittiği anda 29. müsabakasını oynayan oyuncularımız var. 23, 24, 25 maç oynayan oyuncularımız var. Bunların içerisinde milli maçları da koyarsanız farklı şeyler ortaya çıkar. Doğrusuyla yanlışıyla bir ilk yarıydı. Ben basit kaybettiğimiz maçlar da dahil olmak üzere, basit yapmış olduğumuz hatalardan yemiş olduğumuz goller de dahil olmak üzere hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsini alınlarından öpüyorum. İyi bir tatil hak ettiler. İnşallah sağlıklı bir şekilde giderler ve tekrar takımlarına hizmet etmek için dönerler. Teşekkür ederim. Soru alabilirim varsa. İlk yarı değerlendirmesi gibi olduğu için böyle soruyorum. İlk yarıda sıkça bahsediyorsunuz siz. Eleştiriler size karşı biraz fazla olduğunu söylüyorsunuz. Öncelikle Avrupa kupalarındaki başarısızlık ön plana çıkıyor. Bunda ben de bu düşüncedeyim. Krasnodar maçında hala şansımız varken yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkılmıştı. Bir de genel anlamda takım savunmasındaki sıkıntılar, öne geçtikten sonra takımın o belki o dediğiniz mental yorgunluktan dolayı bu iki konudaki fikrinizi alacağım. Peki öncelikle şunu söyleyeyim size. Ben Avrupa Kupası maçlarına çıktığım anda, o kadroyla çıktığım andaki maçın garantisini siz bana verebiliyor musunuz?
Peki ben diğer kadroyla çıktığım anda kaybetme garantisini siz bana verebiliyor musunuz? Şimdi az takım gerçeği var dediğiniz anda belki o oyuncularımızı biz paramparça edecektik. Belki onların 3'ü 4'ü de çok ciddi sakatlığın içerisinde olacaktı. Arkadaşlar biz 1., 2. ve 3. milli maç aralarında dikkate aldığımız anda bu maç periyodunda 3,5 günde bir maç oynadık. Onların istatistiğini tamamen verebilirim size. Bunlar insan. Ben akşamleyin gece 12.30'da tesise geldiler ve sinir uçlarına dokunduğum bir maç toplantısından sonra, maç analizinden sonra sabahleyin 9'da antrenmana gelip de 9.45 toplantısına girdikleri anda dedim ki onlara kafanızı sıfırlayın, temizleyin. Bir önünüzdeki müsabakanın toplantısına giriyoruz. Arkadaşlar bunun zorluğunu oradan bakarak anlayamazsınız. Bunun zorluğunu o saha içerisinde terinizi harman etmiş olsanız, saha içerisindeki oyuncu psikolojisini biraz anlamaya çalışsanız, en azından o empatiyi kurmuş olsanız, çok daha farklı olur. Ben Avrupa Kupası maçına az dediğiniz kadroyla çıkmış olsaydım, o maçta da mağlup olsaydık, bir sonraki müsabakada farklı bir sonuç alsaydım, belki de siz eleştirecektiniz. Bu kadroyla bu kadar maç oynanır mı? Eğer eleştirmek isterseniz, bakmak isterseniz, istediğiniz pencereden, istediğiniz gözle bakabilirsiniz. Ben de sizi eleştirebilirim zaman zaman. Belki bizi yönetenleri de zaman zaman eleştirebilirim. Ama sizin dediğiniz bir varsayım. Ben varsayımlar üzerinden değil, gerçekler üzerinden gidiyorum. Ayrı konu, biz 4. torbadan katılan bir takımız. Dolayısıyla bizim önümüzdeki 3 tane rakip 1., 2., 3. torbadan yani güç sıralaması yaptığın anda bazen kendimize Trabzonspor'uz evet. Hiçbir şekilde geri kalmıyoruz. Hep dik oynuyoruz. Hep öne adım atıyoruz. Eyvallah. Ama o gerçeğe de gözünüzü kapatamazsınız. Belki ilerleyen dönemler içerisinde ülke puanını, işte takım puanınızı daha farklı noktalara çekip de torba seviyenizi 1. torbaya kadar götürebilecek olursanız rahat bir Avrupa Kupası serüvenini yaşayabilirsiniz. Ama hala Krasnodar maçında evet iddiamız vardı. Doğru söylüyorsunuz. Ama ben o iddialı dediğiniz müsabakada belki oyuncularımı paralamak istemedim. Belki oyuncularımı zor durumda bırakmak istemedim. Eğer siz onun bana garantisini verebilmiş olsanız Krasnodar'ı yeneceksiniz, Basel'i yeneceksiniz, işte Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş takımları, ne bileyim Getafe'yi çok rahat saf dışı bırakabileceğin garantisini verecek olsanız, o oyuncuların ayağını kopacağını da bilmiş olsam yine kullanırım sahanın içerisinde. Ama bunlar insan. Hem zihinsel hem fiziksel yorgunluğunu da beraberinde getiriyorlar. Onun için öyle bir garantinin olmadığı nokta içerisinde siz eleştirinizi yapmaya devam edebilirsiniz. En azından benim gerçeğim bu. Sizin gerçeğinizin ne şekilde göründüğüyle ilgili çok fazla fikrim yok. İkinci soru takım savunmasıyla. Takım savunmasıyla. Evet, takım savunmasında zaman zaman zorlanıyoruz. Bunu siz de görüyorsunuz. Ama yine orada empati yapmadığınızı görüyorum. Eğer eleştiri olarak sadece bakıp da tamam ya takım savunması yapmıyor dediğiniz anda siz Daniel ile, Tony ile, Sosa ve Obi ile bu takım savunması noktası içerisinde atletik güçlü kora kora oynayabilecek bir takım savunması bekliyorsanız ben sizin futboldan anlamanızı tartışırım. Tartışmaya açarım her türlü. Evet, bu takım futbol oynamaya çalışıp hücumla beraber rakibini yıldırmaya çalışan bir takım. Her şeye rağmen tüm iyi niyetiyle şu ana kadar belki oyun karakteri olarak bunu yapmamış olsalar dahi takım savunmasına yardımcı olmaya çalışan bir orta saha ve hücum hattım var. Biz geçen sene de bu takım savunması noktası içerisinde çok zorlandık. Ama Ekuban'ın sakatlığını da dikkate alarak Hugo'nun, Yusuf'un ve Abdülkadir'in olmadığı nokta içerisinde ön bölgede kullandığınız 4 tane oyuncuyu kaybettiniz. Ekuban'ın uzun süreli sakatlığını dikkate aldığımız anda diye söylüyorum. Dolayısıyla ön tarafın bu kadar zorlanacak takımın transferlerinin de istenilen seviyede, istenilen zaman içerisinde gelmediği düşünülecek olursa bugün şu ana kadarki pozisyonda bilmiyorum geçen olur olmaz belki ligin en çok gol atan takımı olarak devreyi tamamlamış olacağız. Eğer siz beraberinde bazı riskleri almazsanız, siz bu kadar gol pozisyonuna giren Daniel'den takım savunması için atlayıp zıplamasını beklerseniz, yine ilk sorunuza verdiğim cevap gibi sizin futbol anlayışınızı tartışırım. Ha, böylesi daha düzgün değil midir? Evet, böylesi daha düzgündür. Böylesini bulsanız daha iyi değil midir? Evet, böylesini bulsak daha iyidir. Sizin gibi ben de istiyorum. Ben de agresif oyuncu olsun, iki yönlü oynasın, atlasın, zıplasın, takım savunmasına fayda sağlasın. Aynı zamanda hücum gitsin, rakibi bunalsın. Ben de istiyorum. Gelin hep beraber isteyelim. Bu takımın hangi ekonomik buhrandan çıktığını herhalde farkında değilsiniz. Uzaydan gelmediyseniz şayet. Geçen sene transfer yasağı üzerine bu takımın neler çektiğini herhalde siz fark etmiyorsunuz.
Evet, bu sene yeni transferler yapıldı. Daha çok geleceğe yatırım yapılıp işte belli bireysel özellikler olan oyuncu karakteri olarak takımımıza katılan oyuncular oldu. Hepsinden memnunum. Ama arkadaşlar bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde ben 10 gün belki Daniel'e antrenman yaptıramadım. Maç oynadı, antrenman yaptıramadım. Maç oynadı, antrenman yaptıramadım. Haberiniz var mı? Belki Daniel 60'ta çıkıyor. Haberiniz var mı? Ayağındaki gerginlikten, hastalığından, kırgınlığından haberiniz var mı? Ama siz diyeceksiniz ki niye oyundan çıkıyor? Ben bilmiyorum, ben anlamıyorum onun hangi dakikada, hangi pozisyonda oyundan çıkacağını. Oyuncunun 10 dakikada kaldığı anda ekstra bir yüklenmeyle hangi kassal sorunları yaşayacağını. Dolayısıyla eleştiriyi yaparken bir taraftar gözüyle bakacak olursanız ben de oraya geldiğim anda inanın bana en ağır eleştiriler yapabilirim. Eğer bir takım mühendisliği ortaya koyacaksanız bu bir bütçesel olaydır. Bazen istersiniz alamazsınız, bazen alırsınız zamanında alamazsınız, istediğiniz katkıyı alamazsınız. Dolayısıyla eleştiri yaparken bütün bu çerçevelerden bakıp da bizim adımıza da düşünürseniz çok memnun oluruz. Yoksa evet ben de istiyorum takım savunmasını. Ben de istiyorum savunmadan çok iyi pas yaparak çıkmayı. Ama zaman zaman o baskıyı yediğimiz anda oyuncu karakterleri çok hareketli oyuna müsait olmayabiliyor. Ne bileyim Obi ile, ne bileyim Daniel ile, ne bileyim Tony ile. Daha çok topun ayakta olduğu durumlarda oyunu renklendirebilen bir oyun karakterimiz var. Bu zorlanmayı yaşadığınız anda evet bu zorluğu yaşayabilirsiniz. Niye bana yardımcı olmuyorsunuz bu zorluğu anlama noktasında da hiç bilmiyormuş bizim gerçeğimizden uzakmış gibi bakıp yorumlamaya çalışıyorsunuz. Bence adil değil. Bu pencereden bakarsanız daha adil, daha doğru, daha düzgün. Burada samimiyetiyle iş yapmaya çalışan bir profesyoneller grubu var. Oyuncularımı başa koyarak söylüyorum. Gaye üzüm yemek değil de bağcı dönmekse onu da anlayabiliyorum. Ben buraya uzak bir insan değilim. 90 yılından beri buradayım. 3 aşağı 5 yukarı insan karakterlerini de çözer boyuta geldim. Zaman zaman öğrenmekte zorlansam da çözüp de anlamaya çalışıyorum. Ama her şeye rağmen bize duasıyla destek vermeye çalışan önemli bir grubun da olduğunu biliyorum. Her şeye rağmen bizim acımızı paylaşan, bizim mutluluğumuzu paylaşan, bizden daha fazla mutluluk gözyaşı ve kederlenip de yas tutan insanları biliyorum. Ve bunların sayısının çatlak sesi çıkan 3-5 tane camiamıza yakışmayacak şekilde insanın çok çok ötesinde olduğunu da biliyorum. Çabamızı, gayretimizi, samimiyetimizi ve duygularımızı o insanlara aktardığımı düşünün. Diğerleri zaten konuşacak, diğerleri zaten anlatacak, anlamamaya çalışacak. Ama sizlerin bizlere daha yakın insanlar olarak bu sorgulamayı, bu empatiyi yapacağınızı umuyor ve bizi anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum en azından adil bir şekilde bakarsanız. Hocam önce tebrik ederiz. Teşekkür ederim. İyi bir skorla galip geldik. Yani sizi çok karamsar gördüm hocam. Moralinizi de bozuk gördüm. Evet biraz bu, bozuk. Bu basın toplantısında maç sonrası maçla ilgilidir diye buradayız. Hiç birinci yarının bir değerlendirmesini yapacağınız bir basın toplantısı planlıyor musunuz? Onu ben, planlıyordum ama evet. Biraz daha zamana bıraktım. Yani onu biraz daha erkene alırsanız daha iyi olur. Çünkü burada mesela biz size şimdi ilk yarının değerlendirmesiyle ilgili sormak gibi bir zorunluluk kalıyor. Oysa peki sormayın o zaman biz bunu bir gözden tamam, geçirelim. Okay. Yani biraz da erkene alırsanız ilk yarı bir değerlendirelim böyle rahatlıkla. Tamam böyle şey olabilecek en erken sürede. Kayseri maçının böyle rahat kazanabileceğini tahmin etmiş miydiniz? Bizim hiçbir maçımız rahat değil. Yani ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Her oyuncu bir değer. Üstündeki forma hangi renk olursa olsun. Ve hepsinin bir hedefi var. Biz burada Altay takımıyla kupa maçı oynadık. Altay takımı az forma şansı verdiği oyuncuları kullandı. Artık bir alt ligde bile forma aslanın ağzında. Ki üst ligi konuşuyoruz, profesyonel ligi konuşuyoruz. Belki CC'yi Ankara gücündeyken transfer etmek istedin, alamadın. Belki Hasan Hüseyin ilerleyen dönemler içerisinde senin formanı giyecek, bilemiyorsun. Ama bugün bakıyorsun rakip takımın orta sahası bu oyuncular. Dolayısıyla her oyuncu, bugün teknik sorumlu arkadaşının da maç öncesi şeyini 11 tane aslan parçasıyla biz sahaya çıkacağız dedi. Dolayısıyla herkes Trabzonspor'a karşı belli bir hedefin içerisinde. Ben maçı bu skorla kazanmamıza rağmen hala rahat bir maç oldu diye yorumlayıp değerlendiremiyorum. Evet, hatalarımızın olduğu bir müsabaka, doğrularımızın olduğu bir müsabaka ama her şeyi doğrusuyla yanlışıyla tarttığımız noktada kulübede olan, türbünde olan ve sahanın içerisinde alın teri
akıtan, ter döken oyuncularımızın samimiyetini biliyorum. O samimiyeti olduktan sonra zaten ben her skoru göğüsleyebilecek bir insanım. Evet, size göre sonuç açısından bakıldığı anda rahat ama benim açımdan futbol doğruları ve yanlışları değerlendirildiği anda hala eksikleri olan, hala çalışılması gereken ve zor bir müsabakaydı. Teşekkür ederim. Hocam tebrikler. Trabzonspor'a baktığımız zaman hocam son 9 sezonun en başarılı teknik direktörüsünüz ve bu akşam biraz moralsiz alabildiğiniz karamsar gördük. Bir de kamuoyunda şöyle bir şey konuşuyor hocam, bilmiyorum sizin kulağınıza geldi mi? Ünal Karaman'ın çok keyifsiz olduğu görevi bırakacağı şeklinde bir takım söylemler de var, iddialar da var. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir basın toplantısı yaparsak onunla ilgili belki bazı paylaşımlar yaparız. Tabii ki kamuoyu nezdinde birçok söylem, birçok dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin her ne kadar başkanın ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama gibi bir lüksü varsa, teknik direktörün ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Dolayısıyla profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet, konuşulur. Bu dikkate alınabilir, düşünülebilir. Seçeneklerden bir tanesidir. Biz oyuncularımızla bile vedalaşırken aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlar da profesyonel, biz de profesyoneliz. Bizi de yöneten, bize bu görevi veren insanlar da var. Yarın farklı bir düşünceyle karşımıza çıkabilirler. Hani bizde çok kullanılır, gidip de dönmemek, gelip de görmemek diye. Bunlar her daim olabilir. Sizden de aynı şekilde helallik istenebilir. Sonuçta seyahat ediliyor, yola gidiliyor, izin yapılıyor. Bunlar da sporun içerisinde olabilecek şeyler. Zaten o dediğiniz soruya şöyle diyeyim. Böyle bir yaklaşım, böyle bir tavır, böyle bir düşünce olacak olursa benden net bir şekilde duyarsınız. Bu da bizlere iş veren insanlarla beraber bir araya gelip de oturulacak, konuşulacak konulardır. Vereceğim cevap bu olsun size. Tebrik ediyorum hocam. Teşekkürler. Aslında tabii devre arası değerlendirmelerinde konuşulacak şeyler bunlar da. Ben yine maçla ilgili bir soru sorayım. Biraz ortamı değiştirelim. İlk yarıdaki doğrudur. Yaklaşık 30'a yakın maç oynadı oyuncular. Yani milli maçları da değerlendirdiğimiz zaman. İlk yarıdaki mücadele değil de biraz ciddiyetsiz bir futbol böyle gözlemledik. Siz devre arasında mutlaka bu konuda ikaz yaptınız. Hani ne oluyor falan gibilerinden. Bu söylediğiniz paragrafların içerisinden bizimle paylaşacağınız bir cümle var mı hocam? Yani özellikle bir cümle, neydi o cümle yani? Devre arasındaki özellikle bize söyleyeceğiniz o cümle. Şimdi ben saha içerisinde ciddiyetsiz oyuncu görmedim. Öncelikle onun adını koyalım. Benim oyuncularım iyi maç çıkartabilir, kötü maç çıkartabilir. Ama şayet siz disiplin sorunu var derseniz, ciddiyetsiz oyuncular vardı derseniz, bu maç için. Belki hatalar bölümündeki değerlendireceğim konu olarak ele alınabilir. Biraz daha maçı tekrar izledikten sonra belki o sohbet noktasında bu soruyu tekrar sorabilirsiniz. Bir kez daha izleyip görmem lazım. Ben saha içerisinde ciddiyetsiz oyuncular görmedim. Zaman zaman pozisyonel tercih hatasından kaynaklı belki oraya mı vereyim, buraya mı vereyim noktası içerisinde geç kalmış ve ciddiyetsiz gibi görülmüş pozisyonlar da olabilir. Bunları kişisel yetersizlikler olarak değerlendirebilirsiniz ama hangi pozisyonla alakalı dediğinizi 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. O oyuncular bizim saha içerisinde hem antrenmanda hem saha içerisindeki müsabakada bizim ciddiyet abidesi olan oyuncularımız. Dolayısıyla ben hiçbir oyuncumu ciddiyetsiz olarak almam, algılayamam. Böyle bir soruyu da kabul edemem yani. 20 dakikada bitirmek zorunda mıyız? O zaman bitti sayalım. Biz devam edebilir miyiz basın toplantısına? Ha, siz bitti olarak görün. Biz evet, biz sonrasında sohbet olarak devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. Tebrikler. İyi akşamlar. Hocam Konyaspor maçı sonrası Sayın Başkan'ın bir açıklaması oldu. Bilmiyorum, mutlaka duymuşsunuzdur. Ben 3 gün sonra duydum, evet. Harfiyen okuyorum yani, yanlış bir şey söylemek için. Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları isabetli kullansaydı farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu değil.
Biz kaybedince bile alkışlanan bir takımız. Bunu üzerinize alıyor musunuz? Elbette ki üzerime alıyorum. Yani bu takımın teknik sorumlusu olarak Trabzon tabiriyle söyleyeyim, sinecek değilim yani. Elbette ki üzerime alıyorum. Ama bazen kişilerin karakterleri, kişilerin kimlikleri, oturduğu koltuklar, bulundukları pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman için önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak bir eleştiri yapabiliyor. Tabii ki taraftarın her türlü söylemine biz saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta taraftardır, normaldir diyoruz. Eğer başkan olarak bir araya geldiğimiz ortam içerisinde bana böyle bir ifade kullanacak olursa, ben belki sizler önünde söyleme konuşacağımız özelde başkana söyleyeceğim şeyler olabilir. Onun için her taraftarın söylemine de cevap verecek pozisyonda diye görmüyorum kendimi. Onun için kapalı kapılar ardında biz Sayın Başkan'la anlamak istediği konular varsa her şeyi konuşuyoruz, ama anlamak istediği konular olursa yine cevap verip konuşabiliriz tabii ki. Bir dakika. Hocam tebrikler. Sağ olun. 2019 yılını geride bırakıyoruz. Trabzonspor son maçta iyi de bir galibiyet aldı. Ancak biz burada kasvetli bir havada sanki böyle cenaze kaldırır gibiyiz. Fakat ben size şunu soracağım. 2019 yılında sizi en heyecanlandıran, en sevindiren anne, sizi en üzen anne, sizin sürprizle karşılaştığınız anlar neler ve 2020 yılından en büyük beklentiniz ne hocam? Bir kere arkadaşlar, hangi meslek grubunda olursak olalım, Yaradan'dan sağlık, mutluluk, huzurdan başka beklediğimiz bir şey yok. Sonuçta 3 günlük dünyada yaşıyoruz. Biraz bu işleri gereğinden fazla abartıyoruz. Kendi mesleğimizle alakalı diye söylüyorum. Yani az önce kardeşimiz sorduğu soruda da ben kullandım. Ben empatik sorgulamayı çok yapan bir insanım. Onun gözüyle bakıp değerlendirmeye çalışırım. Baktığınız anda geçtiğimiz dönem çok sıkıntılı bir ortamdan alınmış bir Trabzonspor. Maddi anlamda zorlanan, her türlü pozisyonda tepe taklak olmuş bir Trabzonspor. Kadro olarak sıkıntı yaşamış bir Trabzonspor. Ve iyi niyetle çözülmeye çalışılmış, iyi niyetle mücadele eden insanların içerisinde bulunduğu bir Trabzonspor ve ben bütün basın toplantılarında Sayın Başkan başta olmak üzere yönetim kurulunun her daim her türlü övgüyü hak ettiğini defalarca dile getirdim. Dolayısıyla o yıldan bu yıla gelindiği nokta içerisinde sanki çok farklı şeyler yapmış, çok farklı transferler yapmış, çok özel oyuncular katmışız, ne bileyim işte mutlaka şampiyon olacağız. Arkadaşlar, ben burada göreve başlarken hiç kimse bana mutlaka şampiyon olmalıyız diye bir şey kullanmadı, kelime kullanmadı. Yöneticilerimiz burada görevde, gidip onlarla konuşabilirsiniz. Ve her biri bu sıkıntılı ortam içerisinden hocam nasıl kurtarır, sen de bu camianın çocuğusun, gel bizimle beraber burada elini değil kafanı gövdeni koy dedikleri bir ortama geldik biz. Ha, eğer biz bir başarı yaşadık da bir noktaya çıkartmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa, o ezmeye çalışanların boğazına takılırım. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ha, futbol 2018, 2019, 2020 hiç fark etmiyoruz. 2025 de fark etmeyecek. Siz işinizi yaparken düzgün ve adil yapmaya çalışacaksınız. Eğer bir eleştiri olacak olursa bunlar son derece dikkate alacağız. Son derece ciddi göreceğiz. Ama eleştirileriniz bize yolumuza ışık tutmalı. Yolumuza aydınlık olmalı. Yapacağınız eleştiriler biraz daha akılla ve izanla, mantıkla bağdaşır pozisyonda olmalı. 2019'dan da 2020'den de benim hiçbir beklenti anlamında ekstra bir şeyim yok. Sağlık, mutluluk ve huzurdan başka. Ben 1,5 yıldır burada görev yapıyorum. Çocuklarımın yanına gittiğim bir elin parmakları kadar değildir. Tesiste kalıyorum, tesiste yaşıyorum çoğunlukta. Sağ olsunlar bana daire tuttular, ama bir kere küçük oğlum geldiği dönemde evde kaldım bir gün. Onun ötesinde tesislerde yatıp kalkıyorum. Oyuncularımızla her günümüz beraber geçiyor. Niçin? Bu camiaya gönül vermiş insanları mutlu edebilme adına bir çaba, bir gayret için.
oyuncu uyandığı anda gözünü çapağınızı temizlerken günaydın deyip seni görüyor. İyi geceler deyip seni görüp de yatarak odasına geçiyor kalan veyahut da evine gidilen iyi geceler diyerek gidiyor. Ha ne için? Zaman zaman haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Aileme karşı haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Çocuklarıma karşı haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Hanımından Allah razı olsun. Olmadığımız dönem içerisinde hem analık hem babalık yapıyor. Bu zorluklar içerisinde, bu samimiyet içerisinde insanlar mücadele etmeye çalışırken eğer siz hala savunmadan çıkarken top kaybediyoruz işte çıkamıyoruz oynadığımız bu değil demiş olursanız bizim sırtımızı dayayacağımız nokta içerisinde zaman zaman sırtımızı boşluğa bırakmış olabilirsiniz. Buna sizler de dahilsiniz. Şayet Trabzonspor'u düşünüyorsanız, Trabzonsporluyuz diyorsanız, yok değiliz diyorsanız zaten konuşacak çok fazla bir şeyimiz yok. Konuşan yeterince insan var. Onlardan bir tanesiymiş gibi diye yine değerlendirilir. Ben az önce Haluk'un sorduğu soruyla alakalı net şekilde söyleyeyim. Ben gerçekten spor medyasını takip edecek zamanım olmuyor. Spor programlarına da dahil olmak üzere. Samimi olarak söylüyorum. 3 gün sonra haberim oldu. Böyle bir görüşmeden. Başkanın görüşmesi için diye söylüyorum. Evet. Her türlü eleştiriye açığız. Her türlü görüşe de açığız. Benim yeni yılla ilgili beklentim de sadece mutluluk ve huzur. Teşekkür ederim. Başka soru yok. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar.